Merhaba değerli seyirciler. Hocam merhaba. Merhaba değerli sevgili kardeşim. Bu iktidarın 14-28 Mayıs sonrası bütün hışmını üstüne çeken ve yeni dönemde nasıl bir yönetimle ve nasıl bir anayasayla ve nasıl bir hukukla karşı karşıya olduğumuzun simgesi olarak iktidarın mensubu bir milletvekilinin sözlerini yorumladığı için o sözleri tekrarlayarak 101 gün hapiste kalan kardeşim benim. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, iş iyice çığırından çıktı. Çünkü artık yani Adalet Bakanı da net ve açık olarak anayasayı reddedenler takımına veya işte grubuna katıldı diyelim. Kabul edilebilir gibi bir durum değil. Çünkü Yargıtay'ı kullanarak, Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesi'ni kullanarak bu anayasa tanımazlık, anayasa ihlali yapılıyor. Ve nihayet CHP meydanlara çıktı. Nihayet. Sokağa çıkıyor, meydanlara çıkıyor. Nihayet. Fiilen, kitlesel nihayet. Olarak. Nihayet. Ne zaman çıkması lazımdı? 2015'te Kılıçdaroğlu'na başbakanlık görevi, hükümeti kurma görevi verilmediğinde çıkması lazım. Aynen. Çıkıp meydanlarda biz hükümeti kurduk, başbakanımız da Kılıçdaroğlu diye bağırması gerekirdi. Ne zaman çıkması lazımdı? Anayasaya aykırı olarak milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırıldığı sırada. Tam tersini yaptı. Destekli. Anayasaya aykırı ama biz destek vereceğiz. Mağduriyet yaratmıyor. Olur mu öyle şey? Ne zaman çıkacaktı? 16 Nisan 2017'de 16 Nisan 2017'de 20 Temmuz 15 Temmuz darbe kalkışmasını bahane edip 20 Temmuz'da OHAL darbesi yapıp bir yıl o darbeyle götürdüğü ülkede 16 Nisan referandumunu 2017'de anayasa referandumunu yapıp yasanın, seçim yasasının iki ayrı maddesine aykırı, yasak biçimde oyları sayıp üstelik de resmi sonuçlar ilan edilmeden yanına gerekli hukuk insanlarını da alıp kazandığını ilan ettiği sırada Yüksek Seçim Kurulu Başkanı yanında olmak kaydıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun bu ilandan önce o yasalara aykırı, damgasız, mühürsüz oyları ve zarfları sayıp da sonuca öyle gideceği belli olduğu zaman YSK'nın kapısına binlerce avukatı, halkı, politikacıyı yığması gerektiği sırada meydanlara ve sokaklara çıkacaktı. Ve tabii anayasanın çok net ve açık hükmüne rağmen iki defa bir kişi, iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir hükmüne rağmen üçüncü kez aday olduğu sırada şu andaki Cumhurbaşkanımız bunun anayasaya aykırılığını sonuna kadar savunarak bunu neredeyse sokaktaysa sokakta, meydandaysa meydanda, meclisteyse meydanda, meclisteyse mecliste gerekirse seçimleri de boykot etmecesine anayasayı savunacaktı. Şimdi savunmaya cephedeki vere en son anayasanın açık ve seçik tek koruyucusu kalan, tek başka koruyucusu yok anayasanın. Sadece Anayasa Mahkemesi kaldı. Anayasa Mahkemesi üyelerini de bu iktidar belirledi. Bu Cumhurbaşkanı değil belki hepsini ama büyük bir çoğunluğunu da bu Cumhurbaşkanı belirledi ama bu Cumhurbaşkanı'ndan önceki Cumhurbaşkanı'nın belirlediği üyeler de var ama onlar da bu iktidar zamanında. 2007'dir. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olması birkaç üyeyi de o belirlemiştir. Bu iktidarın belirlediği üyelerle birazcık hukuk kırıntısı, hukuk felsefesi, insan hakları vesaire gibi böyle yani anayasanın kırıntıları kalmış olan vicdanlarında ve bilinçlerinde, daha orada birkaç yargıç da kalmış olduğu anlaşılıyor hala, onlara bile tahammül edemeyip anayasayı açık, seçik ve net olarak ihlal eden bir iktidarla karşı karşıyayız.
Başka güvencemiz yok. Başka güvence yok. Anayasanın iktidar tarafından ihlal edilmesine karşı tek ve biricik güvence Anayasa Mahkemesi. Onu yok sayıyor. Ve üstelik bunu yaparken de maalesef Yargıtay'ı kullanıyor. Şimdi değerli izleyiciler, çok kısa bir hatırlatma hemen sevgili Yanardağ'a devrediyorum. 1979'da İran devrimi olduğunda solcular, sağcılar, dinciler, laikler hepsi bu Şah rejimine karşıydılar. Bir yıl boyunca Hümeyni ve adamları bütün mahkemeleri ele geçirdiler. Bütün mahkemeleri. Bütün mahkemeleri şeriat mahkemesi haline, din mahkemesi haline getirdiler. Ondan sonra da oradaki adamları vasıtasıyla bütün müttefiklerini temizlediler. Özellikle komünistleri. Sokaklarda böyle, vinçlerde filan astılar. Bir tane mesela bir kasap denen bir yargıç var. Kendisi makinalı tüfekle bunları öldürüyor. Arkadan da diyor ki eğer diyor masumlarsa zaten diyor bunlar cennete gittiler. Yok eğer diyor suçluysalar cehennemde yanacaklar diyor. Fransa'da bunu böyle anlatıyor. Kasaplığını da böyle şey. Allah'tan Türkiye'de henüz o aşamalarda değiliz. Zaten idam cezasında kaldı. Türkiye İslam aleminde bir yıldızdı. Hala bir yıldız. O yıldızı söndüremediler. Türkiye'nin o parlak, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olmasından kaynaklanan o parlak yıldızlığını bütün İslam alemine demokratik hukuk devletini, sosyal devleti, laikliği ışıl ışıltılarıyla örnek teşkil eden bir ülkeyi hala söndüremediler. Ama o ışıltının gücünü bir hayli azalttılar. Bakalım ne olacak? Buyurunuz efendim. Çok teşekkür ederim. Değerli seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi yeni genel başkanı Özgür Özel'in bugün yaptığı çağrı son derece değerlidir. Arkadaşlar onu destek olarak verebilirsiniz. Son derece değerlidir. Hem bir Türkiye'de anayasal düzene karşı bir başkaldırının olduğunu söylüyor. Biraz önce hocam söyledi. Üstelik bu anayasa AKP'nin yaptığı bir darbe anayasasıdır. 20 Temmuz anayasasıdır. 20 Temmuz